Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum, yaklaşık 2 haftadır. Bunun sebebi ise Finlandiya'dan döndükten sonra inanılmaz hastalandım. 2 haftadır evdeyim, çalışmadım. Sadece geçen hafta cuma ve cumartesi iyi hissediyordum, çalıştım. Cumartesi akşama doğru baya bir öksürük başladı. Sonra zaten başlayış o başlayış yani. Yine bir hafta evde kaldım. Yani anlayacağınız 2 haftadır doğru düzgün çalışmadım. Sadece evdeydim. Şu an boğazım çok ağrıyor ve öksürüğüm çok fazla. Normalde bugün iş arkadaşlarımla Noel yemeği vardı. Her sene çalıştığınız kadrolu olarak çalıştığınız yerde her sene Noel yemeği oluyor. Bir restoranda falan iş yeri karşılıyor. Bizim de bugün vardı. Çok gitmek istiyordum. Hatta böyle bir tane kırmızı ruj almıştım kullanmak için. Ama maalesef gerçekten iyi değilim yani. Sürekli öksürüyorum. Boğazım ağrıyor. O yüzden hani iş arkadaşlarımı da geçirmek istemiyorum. Normalde hafta sonu da çalışacaktım ama hafta sonu da çalışmayacağım. Haftaya pazartesi çalışmayı düşünüyorum. İnşallah çok daha iyi olursam çalışmak istiyorum. Çünkü ben mağazada çalışıyorum ve kasada hani öksürük krizine girersem hani nefesimi toparlayamıyorum. O yüzden evde kalmayı tercih ettim. Zaten patronum da telefondaki sesimden falan anladı yani hasta olduğumu. İş arkadaşlarım da merak etti. Aradı sordu dün bayağı merak ettiler. Nasılsın falan diye. O şekilde valla öylece durduk yere bir vlog başlattım. Ne yapacağım bilmiyorum. Dışarıda inanılmaz kar yağdı. Bu hafta çok kar yağdı İsveç'e. Yani Stockholm'e. Size birazdan manzarayı gösteririm. O şekilde. bugün günlerden cuma. Kızılcık şerbeti. Bugün annemlere gidelim dedik akşam. Annemlere gideceğiz. Böyle eşofmanla gidiyorum yani. Bunu zaten eşofmanla yaşıyorum yani. Ne zamandır hiç hazırlanmıyorum. Makyaj falan hiçbir şey yapmadım yani. 2 haftadır doğru düzgün. Böyle işte ne yapalım. Evde oturdum 2 hafta boyunca. Hiç video çekmedim. Ancak şu an yeni yeni toparlanıyorum. Öksürük dışında. Dün gece öyle bir boğazım ağrıyordu ki. Acısı kulağıma vuruyordu. Hani sıcak içsem de fayda etmedi asla. Gerçekten hayatımda bak 26 yaşıma gireceğim. Bir buçuk ay sonra falan. Hayatımda hiç böyle hastalandığımı hatırlamıyorum. Yani korona olduğumda bile böyle olmamıştım. Çok hafif geçirmiştim. Yani öyle bir hastalandım ki anlamadım. Yani neyi yanlış yaptım onu da anlamadım. Finlandiya'dan zaten geldiğimiz gün ben hastalandım. Sonra öyle devam etti 2 hafta boyunca. Öyle evdeyiz bakalım saat şu anda 2 falan galiba çok emin değilim. Yani hacı birazdan gelir 1.30. Bugün cuma 3'te çıkıyor. Akşam da annemlere gideceğiz. Biraz orada otururuz. Öyle yani videoma hoş geldiniz. Ne çekerim hiç bilmiyorum ama. Hoş geldiniz yine de. Bakın size balkonu çekeyim. Balkon eşyalarımız burada duruyor. Minderleri götürmüştük ama. İnanılmaz çok kar yağdı. Baya güzel aslında yani. Ben çok keyfini çıkaramadım ama güzel. Dışarıda, evde, evin içinden bakmak çok daha romantik bence. Bu arada size mutfak tezgahımı göstermek istiyorum. Mutfak tezgahımı değiştirdim. Şöyle bir şey yaptım. Ay şurada şey kalmış. Granola. Evet yani mutfak tezgahımı değiştirdim bu şekilde. Şöyle uzaktan çekeyim. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Siyah vardı biliyorsunuz ki burada. Yani bayağı güzel oldu diye düşünüyorum. Hafif böyle potluklar var ama onları düzeltmeyi düşünüyorum. Yani bayağı güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu arada bu şey alkol değil haberiniz olsun. Bu şey Glögg. Alkolsüz markette satılıyor. Çok güzel. Şu an boğazım çok ağrıdığı için mesela ocağın üstünde ısıtıyorum. İçiyorum bir bardak. Güzel geliyor.
alkolsüzü marketlerde satılıyor. Bu böyle nasıl bir şey desem bilmiyorum da böyle baharatlı bir kırmızı bir içecek. Şişesi de bu şekilde. O yüzden hani şişesine aldanmayın. Alkolsüz bir şey bu. Yani bayağı beğendim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Yani gerçekten çok güzel oldu mutfağıma. Bence aştı burayı. Yani bir bütün olarak çok güzel oldu. Nereden aldım merak ediyorsanız Shein'den aldım. Shein'de satılıyor. Ben sadece bir rulosunu aldım. Yani 3 metre falandı. Bir tane daha alırsam potlukları aslında düzeltebilirim. Çünkü bazı yerlerde böyle açılım vardı. O tüm rulo yetmedi. Böyle küçük küçük yapıştırmak zorunda kaldım. O yüzden onları çıkarıp tüm bir bütün olarak bantlamayı düşünüyorum. Bir de bu çok kolay bir şekilde çıkıyor yani yapışkan. Yara bandı gibi çıkarabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Ben çok beğendim. Mutfak dolap kapaklarını da aslında değiştirmek istiyorum. Ama o biraz zor. Gerçekten 2 saatimi falan aldı bunu yapmak. Çok uzun sürdü. Bir de boynum falan acıdı yani böyle aşağı bakmaktan falan. Bir de sürekli makasla böyle ölçüyorum hani boş kalan yerleri büyüklüğü ne kadar falan ona göre kesiyorum çünkü. Baya uzun süren bir şey yani. Ki benim mutfak tezgahım hani tek böyle. Hani çok büyük değil. Ona rağmen 2-3 saat arasında bir şey sürdü. Ama sonuç olarak güzel oldu yani. Ben çok beğendim gerçekten. Çünkü siyahtı ve siyah çok beğenmiyorum. O yüzden böyle bence çok daha güzel oldu. Shein'de satılıyor çok uygun bir fiyata. Oradan bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına link bırakmaya çalışırım. Bırakabilirsem oradan bakabilirsiniz. Envai çeşit var yani bir sürü çeşit var. Böyle mermer falan, beyaz mermer, gri mermer, siyah falan her çeşit var. Bakabilirsiniz. Evet, şimdi glög yapacağım. Nasıl yaptığımı da göstermek istedim. Aslında çok basit yani göstermeye de pek... Ay şuramda var ya böyle bir nokta çıkmış sivilce gibi bir şey. Sivilce de değil ama ne olduğunu tam olarak çözemedim. Çok bakımsız duruyorum bu arada. Gerçekten hasta oldum %100 net. Neyse. Şöyle bunu yapacağız şimdi. İçinde çok bir şey yok zaten az var. Şimdi bir bardak alalım. Ben şunu alıyorum. Açalım. Bayağı baharat kokuyor yani. Daha önce hiç içmediyseniz yani İsveç'te yaşayanlar tadına bakın bayağı güzel. Ama yoğun bir tadı var. Bunların içine bir de badem falan konuluyor. İşte kurutulmuş üzüm falan da koyuyorlar. Hepsini koyalım. Gene de ölçü olarak böyle bakıyorum. Ama bunda zaten çok az olduğu için aslında ölçü olarak bakmama gerek yoktu. Daha sonra şöyle küçük bir tane şey alıyorum. Bunu bunun içine döküyoruz. Şöyle. Daha sonra fırın açıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bu sonra böyle fokurdayacak. Bir tane ürün kullanıyorum. Aşırı memnunum. Ama maalesef ürün Garnier'in olduğu için, İsrail ürünü olduğu için maalesef öneremeyeceğim. Savaştan önce almıştım. Yani 2-3 ay olmuş da olabilir o ürünü alalı. Çok güzel bir saç şeysi. Benim saçlarım falan böyle biraz kötüydü. Onu kullandım. Saçım böyle keratinli gibi. Bakın dümdüz yapıyor böyle. Saçımı dün yıkamıştım. Baya böyle dümdüz yapıyor. Çok güzel. Ama maalesef boykot ürünü olduğu için önermeyeceğim. Yoksa gerçekten baya iyi bir üründü. Ama zaten o da bittikten sonra ben de onu zaten kullanmayacağım. Maalesef. Keşke boykot ürünü olmasaydı. Gerçekten bir üründen hiç bu kadar memnun kalmamıştım daha önce. Neyse. Burada şeyimiz fokurdadı. Şimdi buraya dökelim. Şu son 7 gündür sadece safranlı şunları yiyorum. Bir de glög içiyorum. Bunların tadı çok güzel. Yeni favorilerim. Sadece Noel döneminde çıkıyorlar.
Ama inanılmaz güzeller. Markette satılıyor. İkisi de safranlı. Şu arkada olanın içinde vanilya var galiba. Yanlış bilmiyorsam. Yani böyle kendime 5 çayı gibi yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi biraz böyle keyif yapalım. YouTube bakalım. Bu arada saat sadece 15:17 ve hava kapkaranlık şu anda. Evet, bayağı karanlık. Hatta şu an daha aydınlık duruyor. Şöyle yapayım. Tam şu anda bu şekilde duruyor. Bayağı karanlık. Hani böyle camları kapatırken hani her Türk ailede derler ya bizi izliyorlar, izlerler falan diye. Sonra böyle kapatıyorlar. Sonra mesela karşı apartman diyor ki ah tüh en heyecanlı yerde kapattılar diye. Aklıma o geldi şu anda. Neyse. Oturalım bakalım. Şu an yazı özlediğimi fark ettim ve kendi Kapadokya videomu açtım. Onu izliyorum. Kapadokya güzeldi ya. Bu arada bunu herkes beğenmeyebilir. Baya ekşi ve çok baharatlı. Ama benim hoşuma gidiyor. Ben beğeniyorum böyle ekşi olan şeyleri. Enerji içeceklerin falan ekşiliğini de çok beğeniyorum. Hacı mesela beğenmiyor. Kokusunu da dayanamıyor. Ama güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Evet, şimdi çıktık. Şimdi çıktık. Saat 6. Baklava alacağız. Baklava almaya gideceğiz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım akşam. Ondan sonra annemlere doğru yola çıkarız. Evet, baklava almak için Motverden'e geldik şimdi. Evet, böyle baklavayla yürüyorum. Sürpriz yapacağız. Annemle yukarıdan bakıyor camdan. Hacım böyle arkasına saklandı. Görmesinler diye. Sine basayım. Ha? Ben basacağım. Açarlar bir yavaş. Kayıt var. Niye ki saç? Tamam, nasıl etti? Vanil dondurma var, simit de aldım. Örnek evlatlar. Nereden bildiniz? Nasıl bildin de? Valla bak ben ama telefonda konuşurken baklava mı istiyorum diye orayı çizdin. Ben dedim ki Allah bile de almayalardı dedim. Ama dün o zaman netleşti mi geleceğimiz? He. Ha. Net, gayet net ve... Hacı zile nasıl bastı? Güzel. He. Sen çorbayı koyuyorsun. Hacı diyor ki basayım mı zile diyor. Bana bastırmıyor. Vlog çekiyorum. Do you want to say hello? Işık kötü şu an. Evet, saç kavurma. Ondan sonra mercimek çorbası. Sarımsaklı ekmek. Şimdi bize afiyet olsun. Ben süt içiyorum. Diğer aile üyeleri ayran. Çünkü biz normaliz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Video çekmeyeli 2 gün oldu. Yani cuma çektim, cumartesi çekmedim dün çünkü sadece evdeydim.
Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yarın işe gideceğim inşallah. İki haftanın sonunda uzun bir zaman sonra makyaj yaptım. Yani her gün rimel süren biriyim ve iki haftadır hiç rimel bile sürmedim. Bugün çok güzel kar var dışarıda. Bir saat sonra falan hava kararacak zaten. Çok güzel bir parka gidiyoruz, Hagia Park'e. Oraları da biraz size çekmek istedim böyle. Stockholm'da kış falan nasıl görünüyor diye. Çok güzel bir park. Yaklaşık 20 dakika falan yol gideceğiz. Ondan sonra oradayız. Ben de böyle ruj falan sürmek istedim. Hani kendimi iyi hissetmek adına. Bütün kızlar zaten anlar hani. Makyaj yapınca herkes kendini güzel hissediyor. Biraz böyle pembe montumu giydim. Çok güzel. Bunu birkaç sene önce Mango'dan almıştım. Şimdi gidiyoruz. Evet, şu an bayağı kar var. Bu sefer çok hızlı kaldı yani. Hemen yani zaten tüm hafta kar yağdı. Bayağı güzel manzaralı. Şuraları çekeyim. Çok güzel. Hani kar komple kaybolmadan böyle güzel manzaralı bir yere gitmek istiyorum. Hani böyle karı görmek istiyorum. Çünkü belli olmaz, yağmur da yağıp hani komple kar eriyebilir. Belki sonra yine böyle kar gelmez. O yüzden böyle güzel manzarası olan bir yere gitmek istiyorum. Böyle hani ormanlık alanda. Çok heyecanlıyım yani manzara için. Bir de kendime sıcak çikolata yaptık bize. Oradayken içeceğiz inşallah. Evet, şimdi Hagia Park'ine geldik. Arabayla gelecekseniz saatli 25 kron park para ücreti. Şimdi böyle çok güzel bir yoldan yürüyoruz. Böyle. Herkes böyle siyah giymiş, bir ben böyle astrolis gibi geziyorum. Ama manzara çok güzel. Şimdi size göstereceğim. Buraya böyle bir sürü aileler falan geliyor. Şey kayıyorlar. Burası sonbahar, yazın falan da çok güzel olur. Kafe falan var. Bir de şu karşı tarafta şey var. Kelebekler Vadisi gibi bir şey var. Hacı üstüme kar topu attı. Dün intikamı mı? Dün biz tam yatacakken camı açmıştım. Camın dibinde de şey vardı. Kar vardı. Elimi aldım. Hacın üstüne attım yatarken. Yatak komple ıslandı. Kar oldu. Onun intikamını aldı bende. Bakın bayağı kalabalık yani. Herkes kayıyor böyle. Aileler çocuklarıyla gelmiş. Bayağı güzel. Şurası karşı taraf, yani şu an önümüzde olan göl, kocaman böyle ama üstünde kar var. Muhtemelen buz da tutmuş olabilir. Burada havada üşenmeyip acayip çok spor yapan insanlar var bu arada. Helal olsun yani. Evet.
Evet, şimdi arabaya geldik ama bacaklarım öyle bir batıyor ki çok acıyor yani şu anda. Ben normalde biliyorsunuz uzun böyle elbise gibi bir montum var, onu giyiyorum. Ben bugün hani böyle farklı giymek istedim, bir de kar beyaz falan derken hani güzel fotoğraflar çekerim diye. Beni bu arada Instagram takip ederseniz sonuçları görebilirsiniz. Bayağı soğuktu. İnşallah yine hastalanmam yani. 2 haftadır hasta hasta geziyorum. Evet, videonun kapanışını çekmedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.